2, 1 başla. Selamlar. Bitcoin hiç tartışmasız son 10 yılın en çok üzerinde tartışma çıkan yatırım aracı. Çok spekülatif bir araç olarak görenler var. Arkasında kimse yok, devlet yok, bu bir balondur diyenler var. Geleceği değiştirecek diyenler var. En büyük fırsattır diyenler var. Ben de aralarda bir yerlerdeyim. Bugün size biraz görüş paylaşmaya çalışacağım. Biraz somut gideceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, yani 2025 sonuna kadar Bitcoin değeri ne kadar artabilir, nereye gidebilir konusunda fikirlerimi anlatacağım. Yanlış anlamayın, ben öyle acayip grafikler çizen, o grafiklerin sonucunda Bitcoin fiyatı tahmini yapabilen bir insan değilim. Bitcoin'in en temelde kullanım alanı genişlemesinin onu nereye doğru götürebileceğini bir raporun eşliğinde, ARK Investment isimli çok saygı duyduğum Amerikalı bir yatırım kuruluşunun bir raporun eşliğinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle Bitcoin'in son 10 yılki performansına bakarsak muazzam. Onun kadar daha değer yaratan hiçbir yatırım aracı olmadı tarihte. Hani sadece bir örnek vereyim. 5 yıl önce 10 bin dolar yatırsaydınız Bitcoin'e, bütün bu sert dalgalanmalara rağmen bugün 500 bin dolarınız olurdu. Yani yıllık %117'lik bir getiri elde ediyor olurdunuz. Artı Bitcoin çok büyüyen bir hareketli bir ürün. Yıllık Bitcoin işlem sayısındaki artı %218 civarında. Böyle bakacak olursak şu anda karşılaştırmalı olarak baktığımızda Bitcoin Amerikan hisse senetlerine göre veya bonolara göre çok daha küçük bir piyasayı teşkil ediyor. Ama 4 yıl içerisinde Amerikan hisse senetlerini, 5 yıl içerisinde Amerika'nın bono piyasasını geçebileceği işlem büyüklüğünde öngörülüyor. Ve bu çerçevede şu ana kadar rakamlarda bir küçülme yok. Ama Bitcoin'in değeri nasıl oluşuyor? Biraz ona bakmakta fayda var. Tabii değeri oluşturan en temel faktörlerden biri spekülatörler. İşte bugün alırım, ileride daha yüksek fiyata satarım diye spekülasyon yapan, bazen bunu büyük miktarda parayla yapıp biraz bunu manipülasyona çeviren insanlar var. Yani bir fiyatlama sebebi bu. Bu benim ilgi alanımda değil. Etkilerinde kalıcı olmadığını düşünüyorum, geçici olduğunu düşünüyorum. Ve günlük sert hareketlenmelere sebep olsalar da uzun vadedeki fiyatı belirlemek konusundaki etkileri düşük diye düşünüyorum. İkinci bir konu Bitcoin'in kıtlık durumu. Kıt şeyler daha değerli. İşte biliyorsunuz Bitcoin en nihayetinde en fazla 21 milyon adet olacak. Onun bu yazılımı bunu gerektiriyor, onun algoritması bunu gerektiriyor. Bundan dolayı da Bitcoin'in değerinin katlanarak artacağına inanan insanlar var. Hatta Twitter'da Plan B ismiyle yayın yapan Hollandalı bir yatırım bankacısı var. Gerçek ismini vermiyor. Bitcoin'e yatırım yapmaları yasak çünkü yatırım bankacılarının. Onun bir stock to flow, yani stok akış modeli var. İşte piyasadaki herhangi bir varlığın toplam değerine yeni yılda ona ne kadar katılım olacak. Mesela altın düşünün, piyasada ne kadar altın var. Bu yılda ne kadar altın kazanıp piyasaya sürülecek. Stock to flow ratio deniyor buna. Onun altın gibi, elmas gibi daha değerli madenlerden yola çıkarak Bitcoin'e bakıyor ve diyor ki Bitcoin'in stock to flow ratio'su, yani piyasadaki Bitcoin'e yeni katılan Bitcoin gittikçe azalıyor. Çünkü işte bir zorlaşma var Bitcoin üretiminde. Bu yılda biliyorsunuz yakın zamanda yarıya indi Bitcoin üretimi. Böyle yola çıkarsak Bitcoin'in değerinin bu yıl 2021 yılında 100 bin doları geçmesi gerekir diyor. Tabii bilmiyorum, bunlar biraz spekülatif şeyler. 100 bin dolar değeri geçmesi için piyasaya yeni para girişi gerekir. O para nereden girecek? Onun açıklaması çok getirmiyor. Girecektir diyor çünkü kıttır değerdir. Kıt değerlerin modeli böyle işler diyor ve bayağı ikna edici geçmişten rakamlar veriyor ama görmek lazım. Benim için bir şeyin gerçekten değerinin artması onun kullanım alanının genişlemesiyle olur. Mesela sanılanın aksine altın değeri pek artmaz aslında. Yani evet, son zamanlarda işte bu risklerden dolayı altına bir miktar yönelme oldu. Belki önümüzdeki dönemde de yine riskten kaçmak isteyen insanlar altına gidebilirler. Ama altının kullanım alanı genişlemediği için altına olan talepte büyük bir artış yok. Hatta özellikle modernleşmeyle beraber siz de bunu mesela Türkiye'de hissediyorsunuzdur. Altının en büyük kullanım alanlarından birisi olan takı olarak onu kullanmak bile azalıyor. Hindistan takı pazarı, ki en büyük takı pazarıdır, orada bile altın tüketiminde azalış var. Bundan dolayı altının değeri beklediğimiz kadar hiçbir zaman artmıyor. Ve eğer endekslere oturacak olursanız Amerikan hisse senetleri veya bonolarından veya hatta Amerikan dolarının kendisinden bile daha az arttığını görürüz uzun zamanda. Çünkü kullanım alanı genişlemiyor. Bundan dolayı Bitcoin'in kullanım alanı genişleyip genişlemeyeceğine, genişleyecekse nereye doğru gideceğine bakmak lazım. Çünkü sadece spekülatif, ben bugün alayım gelecekte daha yüksekte satarım diye insanların fiyatı getirebileceği yerler belirli. ARK Investment isimli bir danışman kuruluş var, yatırım danışmanı. Fonlar da yönetiyorlar. Benim çok saygı duyduğum bir kuruluş bu. Çünkü benim Tesla yatırımımda çok yardımcı oldular. Tesla'nın bir hisse senedinin değeri 170 dolarlara indiğinde ki sadece bir yıl önceydi bu. Onlar Tesla'nın hisse senedi değerinin 3.000 dolara bulabileceğini iddia ediyorlardı. Nitekim Tesla'nın hisse senedi değeri bölündü tabii, şimdi 5'e bölündü, o yüzden düştü ama normalde 2.500 dolar civarına ulaşmış durumda. Sadece bir yılda 170 dolardan 2.500 dolara gelmek inanılmaz bir rakam. Bunu öngören firmadır işte bu ARK Investment. Sadece teknoloji alanına yatırım yapıyorlar. Teknoloji inovasyonlarla ilgileniyorlar. İşte biyomedikaller, ondan sonra Tesla gibi elektrikli otomobiller, yapay zeka, onların yatırım alanları. Onlar diyorlar ki Bitcoin'in değeri önümüzdeki 5 yılda bir Bitcoin'in değeri 160.000 dolara çıkar. Bu kabaca 14 katlık bir artış anlamına geliyor. Piyasadaki toplam Bitcoin'in değeri de 220 milyar dolardan 3 trilyon dolara yükselebilir diyorlar. Mantığını da şöyle koyuyorlar. Spekülasyonu onlar da bir kenara bırakıyor. 4 tane büyüme alanı görüyorlar Bitcoin için. Bir tanesi büyük kurumlar arası para transferleri için kullanılacağını, özellikle Amerikan bankalarının yoğun olarak kullanacağını düşünüyorlar. Çünkü bu kurumların işte o devasa hesap işlemlerinin mutabakatını yapmaları, para transferini yapmaları mevcut teknolojideki Fed'in teknolojisi kullanılır orada. Epey uzun ve pahalı bir süreç. Bundan vazgeçip Bitcoin'e yöneleceğini öngörüyorlar. Nitekim bir takım işaretler de var bu konuda. Mesela Bitcoin'in mevduat hesaplarına izin verildi Amerika'da. Bankalar artık Bitcoin mevduat hesapları açılabiliyor. Bu yönde bir ilerleme olacağını ve bunun Bitcoin değerinin çok artacağını düşünüyorlar. İkinci bir inandıkları alan enflasyon. Enflasyon çok yüksek. Türk ülkemizde, dünyada çok yüksek olduğu pek çok yer var ama daha da enteresan artık batıda da yükselecek gibi gözüküyor. Çünkü merkez bankaları bu Covid-19'dan kurtulmak için çok para bastılar, çok borçlandılar ve o döngüyü sürdürmek için daha da para basmaları gerekecek gibi gözüküyor. İnsanların bu durumda enflasyonsuz bir alana kaçmak isteyeceğine inanılıyor. Bitcoin, yılda Bitcoin üretimi itibariyle enflasyon %1.8 civarında bugünkü rakamlarla. Yani piyasada 100 Bitcoin varsa yeni 1.8 Bitcoin üretilebiliyor ancak. Oysa mesela Amerikan dolarında bu rakamlar Merkez Bankası canına kadar isterse o kadar basmak şeklinde. Bundan dolayı Bitcoin'in enflasyondan daha az etkileneceği ve bazı insanların yatırımlarını Bitcoin'e kaydıracağı düşünülüyor. Ve burada bir mesela %10'luk bir kaymanın çok büyük rakamlar ifade edeceği düşünülüyor. Üçüncü alan, paranızı dış düşmanlara karşı veya iç düşmanlara karşı korumak. Yani çalınma riski, el konma riski, işte dünyada çok sayıda yoz devlet var. Bunlar paraları tükettiler ve insanların mevduat hesaplarına göz koyuyor olabilirler. Hackerlar ve bir türlü hırsız. Bunların paranıza el koyması ihtimaline karşı Bitcoin korunaklı bir sahaya benziyor. Ve özellikle büyük servet sahiplerinin bunu tercih edeceği düşünülüyor ARK tarafından. Çünkü diyorlar Bitcoin'in eğer anahtarına hakimseniz, o biraz zor bir iştir ama eğer anahtarına hakimseniz onu kimse sizden alamaz. Bu da onun uluslararası transfer edilebilir, kaçırılabilir gerekiyorsa ve saklanabilir bir para haline çevirir. Pek çok büyük servet sahibi buna doğru gidiyor olacaktır deniyor. Ve son olarak Bitcoin'in bir de dijital altın olma ihtimalinin üstüne duruyorlar. İşte altın değerli kılan ne? Kıt olması. Bitcoin'de kıt. Üstelik Bitcoin altından bazı başka üstün özellikleri var. Daha kolay transfer edilebiliyor, daha kolay bölünebiliyor. İşte Satoshi birimlere kadar bölünebiliyor. Böylece daha günlük işlemlerde, günlük küçük transferlerde de işe yarayabiliyor. Bundan dolayı Bitcoin'in altının bir alternatifi olabileceğine inanıyorlar. İşte dünyadaki altının kabaca değeri 8 trilyon dolar civarı. Atıyorum %10 Bitcoin onun yerine alsa 800 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşır diyorlar. Yani bütün bunları üst üste koydukları zaman da kabaca 3 trilyon dolar civarında toplam bir değerlemeye, bu durumda tek Bitcoin'in 160.000 dolar gibi bir fiyata ulaşmasının gayet mantıklı olduğunu görüyorlar ve öneriyorlar, diyorlar ki Bitcoin'e yatırım yapın. Ama bu yatırımı önerileri dikkatli bir öneri. Bitcoin'in yüksek spekülatif bir araç olduğunu, fiyatın sert dalgalanabileceğini öngörerek portföyünüzün küçük bir bölümünü buna ayırmanız gerekir diyorlar. %5, %10 civarındaki bir ayırma yeterli olacaktır. Benim portföyümde Bitcoin'in biraz daha payı büyük. Ben Bitcoin'i çok yakından takip ediyorum. İşte farklı exchange pazarlarda, farklı cüzdanlarda koruyorum. Günlük işlemlerde bazen yapıyorum, çok değilse de. O yüzden hani bilinçli bir Bitcoin yatırımcısıyım diyebilirim ve o riski yönetebiliyorum ama Bitcoin tehlikeli bir araç. O yüzden Bitcoin'e yatırım yapacaklarınız varsa, daha evvel bir videomda anlatmıştım. Küçük yatırımlar, düzenli yatırımlarla gidiyor olmaları gerekiyor ve bunun asla toplam yatırımın içerisinde büyük bir pay almaması lazım. Çünkü riskli bir araç. ARK Invest'in bu gelecekle ilgili öngörülerine ben katılıyorum. Ben Bitcoin'in değerinin çok artabileceğine inanıyorum ama bilmiyorum. Yani bilmek mümkün değil. Bilseydim daha da fazla her şeyimi satıp ona girerdim. O yüzden riski yönetmeye çalışıyorum. Evet, Bitcoin böyle. Ben herkesin yatırım portföyünde Bitcoin'e küçük de olsa bir yer vermesi gerektiğine inananlardanım. Ve ARK Invest'in bu söylediklerini üst üste topladığımızda aslında Bitcoin toplam değeri 3 trilyon doları da geçiyor. 10 trilyonu falan buluyor ama hani muhafazakar baktığımızda bunların bir kısmının gerçekleşmeyeceğini, istediğimiz hızda gerçekleşmeyeceğini falan düşünecek olursak 3 trilyon dolarlık toplam bir değerleme 5 yıl içerisinde ve bir Bitcoin 160 bin dolara ulaşması çok da süper mantıksız açıkçası gözükmüyor. Fakat lütfen unutmayın, anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Ben bir yatırım danışmanı değilim. Bitcoin çok riskli bir yatırım. Başınıza her şey gelebilir. O yüzden yatırımınızı, riskinizi iyi yönetin. Gerekiyorsa profesyonel danışmanlardan destek alın. Bu konuda okuyun, yazın, araştırın ve ondan sonra Bitcoin konusunda küçük de olsa bir risk alıp almayacağınıza karar verin. Evet, bugünkü videomda bu kadar. Umarım ilginizi çekmiştir. İlginizi çekmişse her zamanki gibi bir like etmeniz veya yorum yazmanız süper olur. Gelen sorular vardı. Ben bu videoyu yapacağımı haber verdiğimde umarım o sorulara da derli toplu cevap vermeyi başarmışımdır. Hoşça kalın, görüşmek üzere, sevgiyle kalın.